Ozan Örme Tekstil ilahi muhabbeti sunar. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. İlahi Muhabbet programıyla karşınızdayız. Bizleri bu ana ulaştıran Yüce Rabbimize hamdolsun. Onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e selatü selam olsun. Bir akşamda da bizleri sizlerle buluşturdu Yüce Rabbimiz. Tekraren hamdolsun. Rabbim ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan sizlere, bizlere uzun ömürlü, sağlıklı, sıhhatli, iman dolu bir hayat nasip eylesin. Bu akşam inşallah İslam kardeşliği hukukunu konuşmaya çalışacağız. Başlık çok, sorularımız çok. Vakti de elverişli kullanma adına ben hemen hocamı sizler adına hoşlamak istiyorum. Muhterem İlyas Demirci Hocam, Altınordu ilçe vaizimiz. Hocam hoş safa geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bizler de seyircilerimiz bizleri evlerine misafir ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün inşallah hoş, istifadeli bir sohbet olsun diye Rabbimize dua ediyoruz. Dünyanın her bir ucundaki aynı iman noktasından baktığımız kişilerle biz aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı istikamete inanıyorsak kardeşiz. Böyle bize çünkü Rabbimizin buyruğu, Efendimizin de tavsiyeleri bu noktada. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde de Müslümanlar arasında var olan ve varlığının devam ettirmesi gereken muhabbet, fedakarlık, birlik ve bağlılık çok önemli. Bu konuyla ilgili Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde de وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّغُوا اِلٰى اٰهِرِ الٰيَ Birbirinizle diyor sımsıkı olun. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa gayrılığa düşmeyin diye, kardeş olun diye birçok muhtelif ayet-i kerimelerde de Rabbim bize emrediyor aslında. Rica etmiyor, tavsiye etmiyor. Emrediyor. İnananların kardeş olduğunu da defalarca sizler, bizler zikrediyoruz buralardan ama hala bir türlü bu sorunlara aşmış değiliz. Aşamıyoruz. Bir noktada tıkanıyor. İslam kardeşliğini bir tarafa bırakalım. Kendi kardeşlerimizle olan sorunlarımız bile dağlarca. Dağların da üzerinde. Nasıl çözeceğiz bunları? Ben bu akşam hepsini sormak istiyorum. Hakikaten İslam kardeşliği diyelim. Nedir İslam kardeşliği? Nedir kardeşlik hukuku hocam? Buyurun lütfen. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün kardeşlik hukukunu iki ayet çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız. İki ayetin biri gerçekten nasıl olmamız gerektiğini gösteren, diğeri ise nasıl olmamamız gerektiğini gösteren bir konu üzerinden gitmeye çalışacağız inşallah. Birincisi olmamız gereken durum nedir? Rabbim sizlerin de az önce ifade ettiğiniz ayet-i kerimenin sonrasındaki ayette, hani Ali İmran suresinde Es'evdu billah وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدُعُونَ اِلَى الْخَيِّرِ Sizden hayıra davet eden bir topluluk olsun. Yani siz hayra davet edin, iyiliği emredin, kötülüklerden insanları alıkoyun. Aslında kardeşlik bunu gerektirir. Az sonra işte bu çerçevede konuşacağız daha çok. Kardeşlik nasıl olmalıdır? Kardeşlik nedir? Birincisi bu. İkincisi ise ters yönü olmamamız gereken bir durum. Rabbim, Es'evdu billah, فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ Onlar dinlerini kendi aralarında bölük pörçük ettiler. وَكَانُوا شِيَعَ Parça parça oldular. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Herkes kendi cemiyeti, kendi topluluğu, kendi derneği, kendi bulunduğu çevresinde mutlu oldu. Yani Müslümanlar arasında değil, herkes ayrıştığı noktada kendi işlerinde, küçük bir dünyalarında mutluluk aradılar. Burası olmaması gereken durum. Az sonra bunları da açıklamaya çalışacağız. Burada İslam hukuk kardeşlikle alakalı olarak ben bir hadis-i şerifi de sohbetimizin başında temel olsun. Yani konuşmalarımız, sohbetlerimiz, söyleyecek olduğumuz bütün hepsi bir, iki ayet-i kerimeye bir hadis-i şerife dayandırılacak. Onun için bu baş taraf anlaşılırsa
son tarafta da kolaylıkla anlaşılacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. İnne min ibadetillahi le unasen ma hum min enbiya ma hum bi enbiya ve la şuhada. İnsanlar içerisinde peygamber ve şehit olmayan nice insanlar vardır. Ama peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu hadis-i şerifi ben daha önce görmüştüm ama bu kadar dikkatimi çekmemişti. Enteresan bir şey, bir daha söyleyelim. Allah katında öyle insanlar vardır ki peygamber ve şehit olmamalarına rağmen peygamber ve şehitler onlara gıpta ederler Allah katındaki makamından dolayı. Sahabe soruyor ya Resulallah kim bunlar? Yani peygamber ve şehitler bile gıpta ediyor. Evet. Böyle bir yaşayış. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavmun tehabbu bi ruhillah. Allah için birbirini sevenler diyor. Aralarında bir kan bağı, yani akrabalık bağı olmaksızın çıkar ve menfaat ilişkisi olmadan yalnız Allah için birbirini sevenler Allah katındaki makamı öyle bir makamdır ki onlara peygamberler ve şehitler gıpta ederler diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu söyledikten sonra da bir ayet-i kerimeyi okuyor Peygamber Efendimiz. Estaizu billah. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve lahum yahzenun. O Allah dostları için ne bir korku ne bir üzüntü olmayacak diyor. Allah dostları kim? Peygamber Efendimizin anlattığı hadis-i şerifin peşinden bu ayet-i kerimeyi Allah dostları kimdir sorusunun cevabı birbirini Allah için sevenler Allah'ın dostlarıdır. Onlar için korku ve üzüntü olmayacak. Şimdi burada İslam kardeşliğini konuşacağız ya. İslam kardeşliğini konuşmadan önce burayı anlamamız lazım. Demek ki Allah katında şehitlerin ve peygamberlerin bile gıpta edeceği bir makamsa eğer İslam kardeşliğindeki o makam, o zaman bu biraz zor bir şey olsa gerek. Öyle kolay ağızla ifade edilecek kelimelerle geçiştirilecek bir konu olmadığını, yürek yakan bir konu olduğunu biz buradan anlıyoruz. Mesela bir örnek üzerinden gidelim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle söylüyor. Diyor ki: "La yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nefsi." Harika. Evet. Kendisi için sevdiğini başkası için sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Biz hadis yorumcuları burada biraz bunu yumuşatıyorlar. Kamil iman etmiş olmaz diye yumuşatıyorlar. Ama hadis-i şerifin özünde kemal ifadesi yoktur. Yani imanınızın bağı, sağlamlığı kardeşinizle olan ilişkinizle bağlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer taraftan bir bakıyoruz ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sevdiklerinizden, canınızdan koparcasına çıkan bir şeyden infak etmedikçe gerçekten iyiliğe ulaşamazsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Anlıyoruz ki yani burada kardeşlik lafla söylenip geçiştirilecek, ben kardeşlerimi seviyorum diyerek ortaya konulacak bir nokta değil. Belki o da önemli ama o da çok kıymetli ama asıl onun tezahürünü değil mi hocam onu görmemiz lazım. İşte tezahürünü konuşmak lazım. Tezahürünü konuşmak için de önce bir konuyu anlayalım. Ben şöyle bir örnek versem. Bana deseler ki sen parmaktan ibaretsin deseler. Bu ne kadar beni tanımlamış olur? Bu aslında bana hakaret etmiş olur. Ben parmaktan ibaret değilim. Evet parmak benim bir parçamdır. Ama ben parmağıyla, gözü kulağıyla, aklıyla, kafasıyla, yüreğiyle, gönlüyle, ayağıyla, midesiyle, bütün varlığımla ben bir bireyim. Ama beni sadece parmağımla oluşturduğunuz zaman o zaman eksik olmuş oluyor. Ne demek bu? Parmak benim bir parçamdır ama ben değilim. Müslüman bir bireydir. Ama İslam dediğimiz zaman, İslam kardeşliği dediğimiz zaman seninle ben beraber olursak İslam kardeşliği oluyor. Ben tek başıma İslam kardeşliğini oluşturamıyorum. Ben tek başıma bir şey ifade edemiyorum. Onun için de biz tanımlandığımız zaman Allah'ın
emir ve yasakları indirdiği Kur'an-ı Kerim ve gönderdiği peygambere iman kıblesiyle ve ne diyelim dini esaslar ile bir araya gelen topluluklar Müslüman topluluğudur. Ben kendi başıma, tek başıma İslam topluluğunu oluşturamam. Hocam örneğin orada bir hadis-i şerif aklıma geldi. Siz daha hakimsiniz konuya elbette. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir inşaatın, bir evin duvarının tuğlaları gibi değil mi? Birbirine geçmiş, kilitlenmiş tuğlalara benzetiyor evet. Müslümanları. İşte evden de örnek veriyoruz zaten. Ne diyoruz? Örnek olarak söylüyoruz. Bulunduğumuz bir stüdyo burası, bir bina. Binayı oluşturan şeyleri sayıyoruz. Herkes farklı farklı sayabilir ama özünde bir binanın oluşumunda belki 4 tane ana madde vardır. Demir, çimento, tuğla, bir de çakıl. Evet. Ya 4 tane madde var. Çimento kalksa dese ki bu ev benim dese, benim benden ibarettir dese, çimento kendi başına hiçbir işe yaramaz. Çok doğru. Bir Müslüman toplumda bir Müslüman kendi başına kardeşlerinden kendini ayırt ederek, kardeşlerini hiçe sayarak ben hallederim, ben merkezli bir hareket ederek bir Müslüman kendi başına İslam toplumunu oluşturamaz. Onun için de nasıl çimento bir binanın yapısında kendi başına bir şey ifade etmiyorsa, bir demir kendi başında ayakta bile duramıyorsa, o zaman bu bina benden ibarettir. Çok güzel bir örnek. Diyemez. Evet. Onun için de bir Müslüman İslam benden ibarettir diyemez. İslam Müslümanlardan oluşur. Sen olmadığın zaman ben bir şey ifade edemiyorum. Ben kendi başıma bir şey yapamıyorum. Seninle ben güçlü oluyorum. Sensiz bir eksiğim ama seninle çok güçlüyüm. Evet. Değil mi hocam? Bugün aslında dünya Müslümanlarının en büyük zaafı bu. Yani herkesi çevrelesen, bütün güçleri birleştirsen gayrimüslimler senden korkacak, titriyecek, sana o kadar hücum edemeyecek. Ama bugün Müslüman coğrafyası bölük pörçük. O devlet diğer tarafa bakıyor, diğeri öbür tarafa bakıyor. Öbürü kendi kafasını kuma gömmüş. Garip devletçikler, küçükler maalesef. Orada inim inim inletiliyor. Bu mu İslam kardeşim? Yani biz şimdi böyle çimento üzerinden, demir üzerinden, tuğla üzerinden gidince mesela bu işin bir de ters tarafı var. Bu bir bina. Bu binayı demirden, çimentodan, çakıldan, tuğladan bir şeylerden yaptık. Bu binadan herhangi bir parça koptuğu zaman tabii. Bu parçayı geri yapıştıramıyorsunuz. Evet. Maalesef. O parçanın gideceği yer çöplüktür, moloz yığınıdır. Çöptür. Onun için İslam toplumundan kendisini kopartan, benim bu Müslümanlarla benim bir işim olmaz diyenler, hani sürüden ayrılanı kurt yermiş derler ya, aslında evet. Kendisini başka sapkın yollara kaptırmış kayıp bir elemandır. Onu korumak, onu tutabilmek için gayret etmemiz lazım. Başlangıç olarak bu örnekler üzerinden İslam kardeşliğini doğru anlamak lazım. Ama sohbetimizin başında söyledik ya, İslam kardeşliği hani iyiliği emreden, kötülüğü engelleyen bir topluluk, İslam kardeşliğini oluşturan. İkincisi, kendi gruplarıyla mutluluğu değil, İslam kardeşliğiyle mutluluğu arayan bir topluluk olmamız gerektiğini gördük. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinden de neyi gördük? Gördük ki peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği insanlar Allah için birbirini seven, birbirine kenetlenen Müslümanlar. Gıpta edilen insanlar olarak bizlere tanıtılıyor. Öyleyse Allah bizim lafımıza bakmaz. Ha, çok güzel bir yere geldik. Bizim lafımız bizim için geçerlidir. Ben sizinle alakalı hükmümü sizin ağzınızdan çıkan kelimeyle veririm. Siz ben Müslümanım dediğiniz müddetçe, ben Müslümanım dediğim müddetçe bana İslamca muamele etmek mecburiyetindesin. Ben öyle mecburiyetindeyim. Ben senin kalbini okuyamam. Kalp okuyucu falan değiliz biz. Ama Allah... Niyetleri de okuyamayız. Ama Allah evet. Kalplere göre muamele eder. Ağızlara, söylediklerimiz, söylemlerimize bakmaz. Kurayla buranın bir uyumu gerekmiyor mu aynı zamanda? Ben bazen sohbetlerimde de anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlara çok seviyorum. Rabbimizin evet. ismi Allah'tır. Allah ismini burada da sanki daha önce söyledim diye hatırlıyorum. Bir daha hatırlatmış olalım. Lütfen. Allah ağızda başlayan ama gönülde biten bir ifadedir, bir isimdir. A ağızda başlar ama sonundaki H ile gönülde, yürekte biter. Onun için Allah'ı gönlüne indiremeyenler ağzında Allah'ı sakız gibi kullanıp istismar edenlerdir. Onun için Allah'ı gönle indirmediğimiz müddetçe
Rabbimizi gönlümüze indiremediğimiz müddetçe İslam kardeşliğini sadece ağzımızda sakız olarak kullanıp boş bir şeymiş gibi yani edebiyatıyla meşgul olup maalesef bizlere bir karşılığı olmayacak. Biz burada hani dedik ya benim sözüm senin için hükümdür. Ama Allah Celle Celaluhu benim yüreğime bakıyor. Örnek olarak söylüyorum hani ne demek bu benim sözüm senin için benim hakkımda hüküm vermen için yeterli. Bu şu anlama geliyor. Ben namaz kılıyorum. Benim abdestsiz olduğumu senin bilme şansın var mı? Yok. Benim abdestsiz olduğumu bugün kimyager veyahut da psikolog veya alimler... Bir ölçecek bir şey yok. Veya namaza başladım ama başında niyet ettim. Niyet etmemiş o. Benim niyet edip etmediğimi kim bilebilir? Allah ve sen bilirsin. Onun için de namaz nedir sorusunun cevabı? Namaz abdest yani hazırlık, ön hazırlıktır ve niyettir. İşte Müslümanlık aslında hazırlık ve gönülden o Müslümanların derdiyle dertlenmekle İslam kardeşliği oluyor. Yoksa edebiyatla olmuyor. Namazda mesela eğer abdest yoksa, namazda eğer niyet yoksa cimnastik diyoruz. Cimnastik de ibadet olmuyor. Onun için kardeşlerimiz başlangıç noktasında bu noktayı böyle bir çerçeve oluşturmuş olalım. Bunun üzerinden inşallah konuşmuş olalım diyelim. Hocam ayet-i kerimede Ali İmran 103'te geçen ayetin devamında bir yer beni çok cezbediyor. Onu sormak istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Hani diyor o onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Hatta Rabbiniz sizi kalplerinizle birleştirmişti. Ve yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Rabbiniz sizin o çukurun kenarından alıverdi ve rahatlığa ve esenliğe erdirdi. Şimdi buradaki ateş çukuru nedir hocam? Şu an baktığımızda bu ateş çukuru hala devam etmiyor mu? Bundan nasıl korunacağız? Yolları neler? Eyvallah. Şimdi bu ayeti kerimeyi ve bu sizin söylediğiniz tarafı anlayabilmek için bunun sebebin üzerine bakmak lazım. Kardeşlerimiz hoca efendilerden dinlemişlerdir. Medine'deki insanların oluşturan kabileler Evs ve Hazreç kabilesidir. En köklü evet. Aileler 120 yıl bunlar savaşmışlar savaş kendi aralarında. 120 yıl. Kuşak. Tabii bir kuşak savaşı bu. Tabii baktığınızda. Ki. Kaçıncı kuşak değil mi? 120 yani, yılda. 120 yıl. Sonra Allah Celle Celaluhu diyor ki siz bu kavgayı ne kadar paranız, makamınız, şanınız, şöhretiniz olursa olsun parayla önleyemezsiniz. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizde ülfet ve muhabbeti biz verdik. Ülfet ve muhabbet sayesinde siz ateşin kenarında ayağınız kaymıştı, aha gidiyordunuz, mahvoluyordunuz da sizleri ateşin kenarından kurtaran ülfet ve muhabbet Allah'ın sizlere oluşturduğu o gönlünüzdeki sevgi ve muhabbetten o ateşten kurtuldunuz diye Rabbim bizleri hatırlatıyor. Onun için Peygamber Efendimizin Allah katındaki mekanından dolayı şehitlerin ve peygamberlerin kıpta ettiği kişiler Allah için birbirini sevenler, sevgi olduğunu görüyor. Hocam o zaman İslam kardeşliği ilahi bir nimet dersek doğru bir tanım yapmış olur mu? Aslında ilahi bir kader bile diyebiliriz. İlahi bir kaderdir. Yani ben ne kadar kıymetliyim, kardeşimi ne kadar seviyorsam o kadar Allah katında ne kıymetliyim. Ben kardeşimin dertliğine ne kadar dertleniyorsam ben o kadar Allah katında kıymetliyim. Edebiyatıyla meşgul olanlar sadece hani bazen ya biraz canımızı sıksa da Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında biz iftar sofraları veriyoruz. Ben bunlar olmamalı asla böyle bir küçümsemek değil. Bunlar yapılmalı. Peki bu kardeşlik sadece Ramazan ayında mı? Bu Müslümanlar aç olan Müslümanlar ihtiyaç sahibi olan sıkıntı sadece. 11 ay demiş ya neredeydiniz? Evet sadece Ramazan ayında mı Müslüman kardeşlerimizin sıkıntısı var? Biz Müslüman kardeşlerimizin sıkıntısını sadece bir kere mi onlarla ilgileneceğiz? Ya 365 gün ne olacak? Onun da reklamlarını yaparak zaten alacağımızı da dünyada alıyoruz. Ahirete bir şey de bıraktığımız yok bu konuda maalesef. İşin maalesef bir de o yönü var. Ama ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz'e iyilik nedir diye soruyorlar. Çok enteresan cevaplar. Peygamber Efendimiz her bir soruya farklı cevap vermiştir. Ama
Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, iyilik nedir diye soruyorlar. İyilik güzel ahlaktır diyor. Şimdi alaka kurmaya çalışıyor. Hadislerin şerhlerine bakınca iş çözülüyor. Onun için hadislerin kendi anlamlarıyla düz gitmek doğru değildir. Onların şerhi. Yani Peygamber Efendimiz bunu hangi, nasıl bir ortamda söylüyor? Güzel ahlaktır. Şimdi İslam'da kardeşliği konuşuyoruz. İslam'da kardeşlik, güzel ahlak. Ne alakası var? Güzel ahlakın anlamı şudur. Ben seni seviyorum. Ey Müslüman, güzel ahlaklı ol. Yani sözün özün bir olsun. Sevdiğin adam gibi sev. Sevdiğini Allah için seviyor musun, sevmiyor musun? Sevgi Allah için sevmektir. Allah için seviyorsan seviyorum de. Güzel ahlak bunu ortaya koyar. Ne demek bu? Bunu bir anlama adına şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz eşimizi severiz. Evladımızı severiz. Eşimi seviyorum. Allah için seversem eşimi sevmek ibadettir. Ama Allah için sevmenin bir ölçüsü var. Güzel ahlak dedik ya. Evet. Ne demek Allah? Ben eşimi Allah için sevdiğimin bir ölçüsü. Nedir o? Eşim Allah adına bir günah işlediğinde dur, yapma, etme. Senin bu halde gidersen senin ahirette hesabın zor olur. Ben senin ahirette hesabının zorluğuna dayanamam, yapma diyebilmek gerçek sevgidir. Muhteşem bir ifade hocam. Eğer ben eşimin her türlü yaptığı günaha, yanlışa sessiz kalıyorsam, ya bu sevgi sahte, ya güzel ahlak diyoruz ya, ne kadar? Bunlar, eşler arası desek cümleyi arası. Değil mi? Eşler tabii arası daha ben kıymetli. Kendi üzerinden örnek verdiğim için. Evet. Eşim de benim için. Evet. Eğer benim bir yanlışımı gördüğümde, benim bir gıybet ettiğimi gördüğünde, benim eşim beni uyardığı için evet, çok mutluyum. Ben bazen yanlış, insanız biz. Yanlışa düşüyoruz. Aileler arasında çok böyle hani aklıma gelince tebessüm ettiriyor. Yani eşler tabii birbirlerinden hiçbir şeyi mahrum etmiyorlar. Konuşabiliyorlar, şakalaşabiliyorlar. Ciddiyet boyutu da oluyor. Bazen kırıyoruz da birbirimizi. Hayat bu, oluyor. Her ne kadar kim olmuyor dese onu tebrik etmek lazım. Eğer samimiyse konusunda. Hakikaten bir şey söylediğinde o anı da iyi tutturmak lazım. Evet. Sana ne dur bir diye de biliyoruz. Evet. Aslında o anı da iyi yakalamak gerekmiyor mu bu uyarıları yaparken? Şimdi o örneğe de geleceğiz. Bir hadis-i şeriften bahsedeceğiz. Ama burada hani eşler de aynı. Kocalarını uyaracaklar. Ya uyarıyorlarsa sevgi gerçek sevgidir. Allah için sevgidir ve bu bir ibadettir. Evet. Bu işin bir tarafı ama ben bugün Akyazı'da sohbetteydik. Orada da aynı şeyi söyledim. Bizim problemimizin ana kaynağı şu. Biz umutsuz bir toplum haline seviyoruz. Sevgimiz sadece zevkten ibaret bir sevgiden bahsediyoruz. Bunun anlamı şu. Bir örnek üzerinden gidelim. Bizim bir gencimiz, Hristiyan bir hanım kızımızla evlenmek istiyor. Bunlar karar almışlar. Geldiler, nikahları kıyılacak. Ben o zaman şey sormuştum. Dedim ki hanım kızımıza, siz Hristiyansınız değil mi demiştim. Evet dedi. Peki dedim, bizim gencimizi Hristiyanlığa davet ettiniz mi dedim. Geri çekildi. Olmaz öyle şey dedi. Biz dedi özgürüz. Biz dedi kimsenin inancına, kimsenin biz karışmayız. Aynı şey bizim gence sordum. Hocam orada duralım mı? Araya gidelim. İzleyicilerimiz de hem burayı da merak etmiş olsun. Güzel bir noktada. Kısa bir ara, ardından birlikteyiz. Efendim kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, reklama gitmezden evvel bir izdivaçtan bahsediyordunuz. Gayrimüslim olan kızımız özgürlükten bahsediyordu. Sıra bizim delikanlıya geldi. Evet. Peki o ne dedi? Buyurun. Şöyle yapalım. Yine baştan alalım. Bir genç, hani konumuz şuydu. Güzel ahlak. İslam kardeşliğinde güzel ahlak, yani sevdiğini Allah için sevebilmek. Kardeşliğimizi sağlayacak şey bu olduğunu söylemiştik. Ama burada da güzel ahlakla muhabbetin ne demek olduğunu anlamak için Allah için sevmek. Eşler birbirini Allah için sevmelidir demiştik. Oradan bu evlilik konusunda bir örnekleme çalışmıştık. Bizim bir gencimiz Hristiyan bir hanım kızımızı seviyor. Onunla evlenmek istiyor. Nikahını kıyacağız. Hanımefendiye siz Hristiyansınız. Bizim gencimize Hristiyanlığa davet ettiniz mi diye sordum. Özgürlükten bahsetti. Biz kimsenin inancına karışmayız şeklinde. Bizim gencimize sordum. Dedim bu hanım kızımızı, gelin hanımı
İslam'a davet ettin mi diye aynı ifadeyi bizim gencimiz de söyledi. Sonra gelin hanıma şunu sordum. Siz Hristiyansınız. Sizin inancınıza göre siz cennete gideceksiniz. Doğru mu dedim? Evet dedi. Peki sizin inancınıza göre böyle davranırsa bizim gencimiz gideceği yer cehennem. Doğru mu dedim? Evet dedi. Peki cehenneme gidecek birisiyle nasıl aynı yastıkta mutlu olacaksınız dedim. Hanım kız biraz durdu durdu. Bizim gence döndük biz. O düşünsün dedik. Bizim gence döndüm dedim sen Müslümansın. Müslümanlar eğer iyi bir hal ile giderlerse cennete gidecekler. Hristiyanlar teslis inancı var. Farklı farklı nedenlerden dolayı bu şekilde olursa gideceği yer cennete gidemeyecek. Evet. Bunu biliyoruz. Peki cennete gidemeyecek, cehenneme gidecek birisiyle kafanı yastığa koyduğunda, ona baktığında cehenneme gidecek birisiyle nasıl bir mutluluk düşünüyorsunuz dedim. Yani siz birbirinizi nasıl sevdiğinizi söylüyorsunuz dedim. Bu nasıl bir sevgi dedim. Cennete götürmeyen sevgi nasıl bir sevgi oluyor dedim. O zaman ya hocam iş değişti tabii. Biraz düşünce daldı. İşler farklı nokta. Burada ben şunu söylemeye çalışıyorum. Biz eğer sevdiğimizi, candan sevdiğimizi söylediğimiz güzel ahlaka bağlantı yaptık ya. Sevgi de güzel ahlaklı olmak. Yani özü, sözü bir olmak diyoruz ya. Ya olduğun gibi, Mevlana öyle diyor ya. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyor ya. Güzel ahlak işte burada ortaya çıkıyor. Ben sevdiğimi Allah için sevebiliyorsam o zaman ortaya çıkıyor. Ama sizin sorduğunuz bir soru vardı. Eşimizle bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen sorulara farklı farklı cevaplar veriyor. Ama Peygamber Efendimiz'e Allah'ın en çok sevdiği amel, nedir? İş nedir diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz el-hubbu fillah vel-bughdu fillah. Allah için sevmek, Allah için nefretmek diyor. Allah için sevmek, Allah için boz etmek. Şimdi bunu işte kendi çocuğumuz, kendi iş arkadaşımız, kendi eşimiz, kendi anne babamız, kendi ya kim ne değerlendirirseniz değerlendirin. Kızdığımız zaman kızma ölçümüz Allah mı, çıkar ve menfaatlerimiz mi? Ben eşime Allah için mi kızıyorum hani tartıştığımız zaman, bir konu olduğu zaman kızma sebebim nefsim ve kibirim mi yoksa Allah için mi? Eğer Allah için yapıyorsam ben Allah'ın sevdiği kulum. Benim Allah katındaki makamım iyidir demektir. Ama eğer benim kızgınlığım, öfkem, nefretim hep çıkar ve menfaatim kendi nefsani duygularımdan kaynaklanıyorsa ben kaybedenlerdenim demektir. Ben evladımı severim. Ben evladım namaz kıldığı için mutlu oluyorsam yüreğim atışı güzelleşiyorsa ben mutlu bir kalp atışı oluşuyorsa ben Allah için evladımı seviyorum demektir. Allah katındaki makamım, mertebem iyi gidiyor demektir. Ama eğer ben evladım namaz kılmadığı halde, evladımda güzel ahlak olmadığı halde, evladım sadece sınavlarda aldığı puan, yüksek puandan dolayı evladımı seviyorsam, bu sevgi sadece çıkar ve menfaat için sevgidir. Bu sahte bir sevgidir. Bu bizleri Allah katında hiçbir kıymet ve değer yere götürmeyecektir. Ben eğer evladımla alakalı örnek, biz bunu değiştirelim. Değişik değişik yönlere getirin. Ben eğer evladımla alakalı olarak o namaz kılmadığında yüreğim, kalbim duracak gibi oluyorsa, ben ona kızgınlığım Allah için oluyorsa, benim değer kıymetim Allah katında bir şeyler, bir yerle bir makamım var demektir. Ama eğer evladım ahlakı çirkin, benim evladım namaz kılmıyorsa, benim evladım iyi ve güzel bir şey yapmıyorsa ama ben rahatsız olmuyorsam, işte o zaman ben evladımı Allah için sevmiyorum demektir. Eşimizle de alakalı öyle. Yani bakmamız lazım. Ticaret arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, sevgimiz ve nefretimizin kaynağı nefsani duygularımız mı? Yoksa ilahi bir muhabbet mi? Hani sizin de programınızın eyvallah ismi o ya. İlahi muhabbet mi? Yoksa nefsani duygular mı? Bu ikisini muhakkak Müslümanlar kontrol etmelidir ki biz İslam kardeşliğinin neresinde olduğunu anlayabilelim. Biz kendimizi anlamadan İslam kardeşliğini konuşma şansımız olmaz. Önce bugün en azından
biz neredeyiz onu görelim diye böyle bir girişgah yaptık. İşin ama. İşin içinde Allah'ın sevgisi olunca zaten bıçak kesmiyor, ateş yakmıyor baktığımızda, değil mi hocam? Evet. O uzun mesafeler, kuyular saraylara dönüyor. Yeter ki işin içinde Allah'ın sevgisi olsun. Baktığımızda İbrahim Aleyhisselam'ı İsmail Aleyhisselam bıçak kesmedi. İşte. Yusuf kuyudan en güzel hazinelerin başında saraya sultan oldu. Diğer tarafta bakıyorsun gözleri kör olan Yakup Aleyhisselam'ın gözleri açılıverdi. Diğer taraftan baktığımızda Eyüp Aleyhisselam'ın sağlığı yerine geldi. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Evet. Hepsinin temelinde Allah'ın rızası ve onun sevgisi ve muhabbeti var. Evet, ilahi muhabbet diyoruz işte biz buna. ama burada kardeşlik, İslam kardeşliği çerçevesinde bizim belki de öz diyebileceğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini yürekten anlamamız lazım. Nedir o? Peygamber Efendimiz bizlere şunu söylüyor. Diyor ki, men nefese an müslimin kurbeten min kurabit dünya. Bir kişi kardeşinin, Müslüman kardeşinin dünyada bir sıkıntısını giderirse, çok kıymetli bir yer. Allah onun kıyamet günü sıkıntısını giderir. Bu da dünya sıkıntısına benzemez hocam. Zaten sıkıntı çok başka. Zaten bizim bu dünyadaki sıkıntılarımız sıkıntı denir mi sorusunu bakmamız lazım. Niçin? Bu dünyada yaşayacak olduğumuz süre bir kısmımız için bir gün nefes alıp ölenler. Bir gün, beş gün, bir ay, bir sene, on sene, yüz sene. Ama ahiret ebedi. Ahiret bir eğer sıkıntı, ahirete bir sıkıntı götürdüysek ebedi bir sıkıntı içerisindeyiz. Allah Celle Celaluhu'nun sıkıntılarımızı gidermesi, bu dünyada bütün varlığımızı harcama adına da olsa büyük bir kazançtır. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Evet. Bir ikincisi yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte hani Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderenin kıyamet günü Allah sıkıntısını giderir. Darda kalanın darlığına, ihtiyacına cevap verenin de Allah darlığını giderir, ihtiyacını giderir. Hem dünyada hem de ahirette diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir şey daha var. Kim Müslüman kardeşinin bu dünyada ayıbını örterse Allah ahirette, dünyada ve ahirette onun ayıbını örter diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi İslam kardeşliğini konuşuyoruz ya. İslam kardeşliğini konuşurken bu üç şeyi konuşmamız lazım. Biz Müslüman kardeşlerimizin sıkıntısıyla ne kadar alakamız var? Biz Müslüman kardeşlerimizin darda kalanların darlığını gidermek için ne kadar bir mücadelemiz var? Biz Müslüman kardeşlerimizin ayıplarını örtmekle mi meşgulüz? İfşa edin. Yaymakla mı meşgulüz? Maalesef. Bu üç konu. İslam kardeşliği, niçin burasını bahsediyorum? Son bölüm. Sebebi şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahu fi avnil abd. Allah kulunun yardımcısıdır. Allah kuluna yardım eder. Ama şarta bağlıyor. Ne zaman? Ne sürece? Mâ kânel abdu fî avni ahîhi. Kul, kardeşinin yardımına devam ettiği müddetçe Allah'ın yardımı o kul üzerine gelir. Yani Allah'ın bana yardımı, benim kardeşime yardımım devam ettiği müddetçe yardımı geleceğini. Bu yardımdan dolayı da Rabbim seni himayesine alıyor aslında, değil mi? Alıyor. Ama burada bizim görmemiz gereken şey şu. Biz bugün bir araya geldiğimiz zaman edebiyat parçalıyoruz. Kendi kendimize konuşuyoruz. Diyoruz ki ya İslam dünyaya baktığımız zaman kan ve gözyaşı nerede var? Daha çok İslam coğrafyasının evet. olduğu ya yerler. Ya kan ve gözyaşının olduğu yerler İslam toplumu. Ya Allah Celle Celaluhu niye bize yardım etmiyor? Neden İslam toplumlarında bu kadar kan ve gözyaşı vardı? Allah niye Müslüman'a yardım etmiyor? Bir tık çabanı bekliyor Rabbim senin. Allah, bir çaba göstermen Allah gerekiyor. Allah yardımını evet. Müslüman'ın Müslüman kardeşine yardımına bağlıyor. Bağlıyor. Ben Müslüman kardeşlerime yardım etmeyi bırak sen. Onlarla alakalı bir şey konuştuğum zaman bırak onları ya. Çalışsınlar kazansınlar. Mesela Suriyeliler konusunda toplum çok gergin ve çok hassas. Bunu evet. da anlıyorum bak. Anlamıyor da değilim. Tamam yani ama içinden 3-5 kişinin yaptığını bütün bir halka bağlamak da çok yanlış bir şey. Ama şöyle düşünmek lazım ya. Hani dediniz ya bu ülke bir ateş çemberinin tam ortasında. Türkiye Cumhuriyeti kim ne derse desin. Bu benim görüşüm. Tam bir ateş çemberinin ortasında.
Bütün dünyada şu an Türkiye'ye bakıyor. 2023'ü Türkiye'yi öyle ya da böyle göz açtırmamaya çalışıyorlar. Ama işte senin baktığın Irak'taki Müslümanlar, Suriye'deki Müslümanlar, Filistin'deki Müslümanlar, sair dünyanın her tarafındaki kardeşlerine uzattığın yardım eli olduğu sürece Rabbim bizi sevecek ve bizi himaye edecek. Biraz bunu algılamamız gerekiyor aslında. Burada ben bir adım daha öteye gidiyorum. Ben biraz sunucu olduğum için programı böyle yumuşatmaya çalışıyorum. Buyurun, ben bir adım daha öteye gidiyorum. O da nedir? Bir soru. Allah'ın yardımına talip miyiz, değil miyiz? Allah'ın yardımını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstemiyorsak zaten bizim sohbetimizi dinlemeye gerek yok yani. Allah'ın yardımını istemeyenin, İslam kardeşliğini konuşmasının, anlamasının, bu programın onlara... Allah'ın yardımını talep edenler, Allah'ın yardımı size gelebilmesi için Müslüman kardeşine yardım edeceksin. Onun sıkıntısını gidereceksin. Allah'ın yardımı senin yardımına bağlı. O zaman ben şu ayet-i kerimeyi sorayım size. Burada büyük bir emir geçiyor. Hucurat suresi 10. ayet-i kerimede. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinin arasını düzeltin ve Allah'tan bu konuda korkun diyor. Evet. Bir emir var burada. Burada bir emir var ama işte oraya bağlayabilmek için ikinci bir nokta daha var. O da nedir? Ben bugün Suriyelileri konuşabiliriz, Afganlıları konuşabiliriz. İsterseniz bizim Doğu ve Güneydoğumuzu konuşabiliriz. İsterseniz yarın bir başka ülkenin yaşayacağı sıkıntılarla ben falanca filancaları değil, ben Müslümanlara yardım etmek, Allah'ın yardımına ulaşabilmem için bana şart koşulmuş. Aslında ana başlık Müslüman. Evet. Herhangi bir fırka, ırk, değil mi? Başka bir şey değil. Ümmet burada evet. Asıl söz konusu olan. Ben onlar iyi olup olmamasına bağlamıyor Allah Celle Celaluhu. Onun iyiliği veya kötülüğünü Allah hesaba çekecek. Ben ondan sorum. Ben onları doğru davranmışlar, yanlış davranmışlar. Allah Celle Celaluhu diyor ki ey kulum, sana yardım etmemi istiyorsan kardeşlerine yardım et. Ama ya Rabbi, onlar yanlış yapıyorlar. Onlar yanlış yapmaları, ilk okuduğumuz hadis-i şerifi bir daha hatırlayalım o zaman. Allah Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu öğretiyor. Diyor ki Allah katındaki makam ve mevkisinden dolayı peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği insanlar vardır. Allah katındaki makam ve mevkisinden dolayı peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği insanlar vardır. Onlar kardeşini yalnız Allah için sevenlerdir. Ben onları mutlu etmek, onlardan alkış almak, onlar iyi olduğu için yardım etmek, benim öyle bir vazifem yok. Benim Allah'ın katında makam ve mevkiim oluşabilmesi için onlara yardım etmem lazım. Hocam şunu da anlamak lazım, değil mi? Ya benim mesela çok hoşuma giden bir şey. İl müftülüğü, ilçe müftülüğü ya da diğer vakıf kuruluşları buradaki kardeşlerimize işte gıda, giyim, herhangi bir insani yardım için çabalıyorlar. Ve bizim insanımız da bu kime gidecek diye bakmaksızın sırf Allah rızası için rızıklarından, mallarından uğraşıp didinip bir araya getirdiği şeylerden Allah için kardeşlerine gönderiyorlar. Bu çok kıymetli değil mi? Çok kıymetli ama bunun öyle bir zirve yapması lazım ki. Bence yapmıyor da değil hocam. Yani gerçekten geçen mesela bu yıl içerisinde, geçtiğimiz yıl içerisinde tam bu zamanlarda belki de Ordu Müftülüğü'nün ben biliyorum oradaki kardeşlerimize kaç tır yardım gönderdiğini biliyorum. Bütün iller böyle. Bizim insanımız Ali Cenap, ben o hassasiyeti çok değerli buluyorum aslında. Kabul ediyorum, katılıyorum ama ben bunun öyle bir noktaya gelmesi lazım ki ehli küfür dediğimiz onlar hayran kalmalılar. Ne oluyor? Bunların hiçbir bağı olmamasına rağmen bunlar nasıl birbirine ya düşmüş, hiçbir kimse muhtaç, kimse el açmıyor bunlar. Aslında bizim zekat mekanizması tam anlamıyla işlemiş olsa bu dediğiniz bence çok mümkün. Yine halledilebilir ama burada İslam kardeşliğini konuşuyoruz ya. İslam kardeşliğinde ben iyiler, kötüler. İslam yardım edeceğim ama iyi olanlar, yanlış yapanlar var. Ben yanlış yapanlarla yanlış yapmayanları ölçü olarak alacak bir makam ve mevkide değilim. Ben Allah'ın yardımına talipsem, ben onların yanlışına ve doğrusuna bakmadan onları Allah için sevip
onlara Allah için yardım etmem lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Kendiniz için sevdiğiniz bir şeyi kardeşiniz için de sevmedikçe gerçek iman, manada yani iman ister kemal et, evet. Kamil manada iman et. Evet. İsterseniz iman etmiş olmazsınız. Ne derseniz deyin. Ama biz buradan bunu anlamamız ve çıkartmamız gerekiyor. Biraz fazlaca sorularım var. Onları sormak istiyorum müsaadenizle. Evet. Mesela şu ayet-i kerime beni çok düşündürür. Enfal suresi 63. ayet-i kerimede. Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir diyor. Siz yeryüzündeki bütün her şeyi bir araya getirseniz de çoğaltsanız da verseniz de siz bunu başaramazsınız. Ancak Allah onların kalplerini birleştirir diyor. Bu ayet-i kerimenin burası çok güzel. Siz ne verirseniz verin bu birleştirmeyi yapamazsınız. Fakat diyor Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir ve hikmet sahibidir. Peki biz buradan bu gönülleri nasıl birleştireceğiz? Aslında bizim asıl görevimiz bu. Rabbim bize sesleniyor bu sureden. Biz bundan ne alacağız hocam? Evet. Buraya kadar aşağı yukarı kendimizi görme, kardeşlik ne demek olduğunu görme, kendimiz neresinde olduğumuzu görme. İşte bundan sonra da şimdi peki nasıl yapmalıyız? Bizleri kardeşliğimizi zedeleyen durumlar nelerdir? Bunları işte konuşma adına birinci olarak şunu görmemiz lazım. Bunu Peygamber Efendimiz'den de öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz bizlere diyor ki, La tümari ahak, kardeşinle tartışma. Mesela örnek olarak söylüyorum, dini konuda çok aşırıya gitme. Farklılıklarınız vardır, birleştiğiniz noktaları konuşun. Örneğin işte bugün mezhep farklılıkları vardır. Neden? Mezhep farklılıklarınızın için konuşuyorsunuz. Aslında o bir zenginlik. O bir zenginlik. Tabii. Farklılıklarınızı konuşup da niçin böyle zıtlaşıyorsunuz? Kardeşinizi zedeleyecek tartışma, gereksiz tartışmalara girmeyin diyor Peygamber Efendimiz. İkinci olarak bizlere söylediği şey şu. Diyor ki, وَلَا تُمَازِحْهُ Kardeşinizi canını yakacak, incitecek şaka yapma kardeşine. Toplumda çok yok mu bu bugün? Hani köylerde biz çok yaşarız. Evet. İşte kör bilmem ne, topal bilmem ne değil mi? Yani onu herhangi bir şeyle, eksiğiyle ayıplamak. Evet. Yani kardeşinin... Kendi hoşlaşmayacağımız şeyleri karşı tarafa yapıyoruz. Kardeşinin canını sıkacak, evet. Kırıcı bir ifadeyle kardeşine şaka yapma. 3-5 kişiyi güldüreceğim diye bir kardeşini üzme. Çok güzel. Onun için de Peygamber Efendimiz bizlere şunu söylüyor. Bir kişiye... Müslüman kardeşini hakir görmesi günah yeter. Olarak yeter diyor. Bir Müslümana günah olarak ne yetiyor? Kardeşini hakir görmesi. Hatırlar mısınız? Ben şu an o sahabeyi anımsayamadım. Biraz zihnimi meşgul ettim ama siz daha iyi hatırlarsınız. Sende diyor hala geçmişin. Ebu Zer. Ebu Zer'e diyor o ikazı. Sende diyor hala diyor o geçmiş cahiliye alametini, adetlerini görüyorum diyor. Adetlerinden hala bir şey var. Bir şeyler var. Diyor onunla şöyle anlatırlar. Bilal-i Habeşi ile tartışıyorlar. Evet. Bilal-i Habeşi tartışınca işte tartışma işte bak tartışma ne hale getiriyor dedik ya. Aslında Müslüman güzel bir yok. Kardeş tartışmamalı. Tartışıyorlar ama Ebu Zer ile Bilal-i Habeşi fikirleri ayrılıyor. O başka o başka söylüyor. En sonunda Ebu Zer ona diyor ki sen siyah bir kadının oğlu mu? Bana şimdi akıl veriyor gibi bir şey söylüyor. Biraz böyle bir ve enaniyet de Bilal-i Habeşi'nin canı üzülüyor. Sıkılıyor, üzülüyor. Ve ardından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark ediyor. Ve bu anlatıldığı zaman Peygamber Efendimiz Ebu Zer'e söylediği kelime şu. Ya Ebu Zer, sende cahiliye adetlerinden bir adet görüyorum. Hala bir kalıntıların olduğunu görüyorum diyor Ebu Zer. Ebu Zer... Radıyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Bilal Habeşi'den özür diliyor. Hatta şöyle yapıyor. Yere yatıyor diyor ki gel özür, bu ayağını. Özür diliyor evet. Ama Bilal Habeşi'nin gönlü daralmış. Bir müddet kabul etmiyor. Ama en sonunda evine gidiyor. Kapısına vuruyor. Ve yere yatıyor. Diyor ki ya Bilal bırak sen özrümü kabul etmeyi. Sen o siyah ayaklarınla benim şu yüzümü evet, çiğnemedikçe ben buradan kalkmayacağım diyor. Ve o şekilde evet. Bilal-i Habeşi ona hakkını helal ediyor. Ya demek istediğim... Samimiyet boyutu da önemli değil mi? Yani kardeşliğimizi zedeleyecek evet. Ne kadar tartışma ve kırıcı şeyler varsa ondan uzak durmak lazım. Üçüncü bir uzak durmamız gereken kardeşliğimizi zedeleyen şey de
Bu biraz benim bugün çok yüreğimi yakıyor. Hepsi yüreğimizi yakıyor ama Peygamber Efendimiz diyor ki وَلَا تَعِيدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفُ. Yerine getiremeyeceğin sözü verme kardeşine diyor. Umut çok fena bir şey hocam. Kardeşine yerine getiremeyeceğin söz verme. Düğününe geleceğim, gelmeyeceksen düğününe geleceğim deme. Bir de hele hele peşine bir de inşallah deme. Ya. Gitmeyeceğin düğüne peşine inşallah deme. Gitmeyeceğini biliyorsun. Sana düğün kartımı verdim. Geliriz inşallah. İnşallah deme. Bir de Allah'a şahit tutma. Yani Allah'a şahit tuttuğun zaman oraya gitmemen için ne gerekir? Ya ayağın kırılması lazım. Ya hastaneye seni kaldırmalar lazım. Ya da senin acil ailenden birisini hastaneye götürmen lazım. Bundan başka mazeret olmaz. Müslüman söz verdi mi o söz yerine gelmeli. Çok güzel. Niçin? Sana bu sözü verdiren bir zorluk yok aslında. Yok. Sen bunu gönlünden veriyorsun. O zaman sözünün gereğini yerine getir. Yerine getir. Biz buradan şunu anlıyoruz. Biz sözümüzü yerine getirmediğimiz için şimdi biz birbirimize güvenmeyen bir toplum haline geldik. İslam kardeşliğiyle bahsediyoruz. İslam kardeşliğini konuşuyoruz. Ama biz birbirimize güvenmeyen toplumda İslam kardeşliği. Ya kardeşlik ve güvensizlik. İki kelime birbiriyle bir kere zaten uyuşmadığını görmekteyiz. Burada yani ölçülü olmak, birçok anlatılması gereken şeyler var ama toparlama noktasında nasıl yaparız? Buyurun. Bugün mesela özellikle ben şunu çok kıymetli buluyorum. Müminin kardeşine gıyabında dua etmesi. Onu bilmediği halde yani bilmesini bile istemeden müminin de müminin duasına muhtaç diyebiliriz. Birbirimize nasıl dua edeceğiz? Evet. Ya ters olduğumuz kişilere de dua edelim. Eyvallah. İlle sevdiklerimize eyvallah değil yani. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Hani güzel ahlaktan bahsettik ya. İyilik nedir? Güzel ahlaktır. İslam kardeşliğinde sevdiğini adam gibi sev. Allah için sev. Muhabbetin ilahi muhabbet olsun. Demiştik ya. Biz aslında ilahi muhabbetin nasıl olduğunu ifk hadisesinde öğreniyoruz. Evet. Ayşe annemize atılan iftirada Müslümanların duruşu net olmalı. Kesinlikle. Bir Müslüman, Müslüman kardeşi için böyle bir şey duyduğu zaman yapma ya, acaba gerçekten mi? Hayır. Acaba Müslüman, bile yeterli hocam. Müslüman kardeşim evet için böyle bir şey söylendiğinde bu iftiradır demek lazım. Ama biz bugün ülkemizde bir Yusuf Ziya Hoca Efendi'nin yaşadığı bir evet mahkeme evet devam ediyor. Yaşanılan hadiseler var. Nice insanlar, nice Müslümanlar İslam kardeşliğinde hani dua etmek dediniz ya. Müslüman illa Müslüman ama hayır biz dünya ehline, dünya insanlarına hitap etmemiz gereken bir yerdeyiz. Sadece kendi cennetini değil, yüreğinde sadece kendine ve Müslümanlara yer açan değil, yüreğinde bütün 8 milyar insan varsa 8 milyar insana yüreğinde yer açabilen insana Müslüman denir. Yoksa yüreğinde sadece kalıplaşmış kendi cemaati, kendi taraftarları, kendi düşüncesinde olanlar, kendi partisinden olanlar, kendi takımından olanlarla yer açanların İslam kardeşliğini konuşmak biraz zordur. Kardeşlik dediğimiz şey bütün insanları kardeş görebilmekten başlar. Onun için de biz duayı önce Müslüman kardeşim için bir söz söylendiği zaman rahatsız edici bir sözse bu doğru değildir diyerek başlamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Yani biraz haset ve nefreti bir Müslüman bir başka Müslümana asla reva göremez. Görmemeli. Şunu da söyleyeyim. Müminler birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuta benzer. Değil mi? Bu hadisi şeriften. Evet. Vücudun bir uzu diyor hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu şeyden etkilenirler. Tıpkı diyor uykusuzluğa ve ateşe tutulmuş gibidirler. Bunu nasıl anlayacağız? Bu hani İslam kardeşliği diyoruz ya. Kardeşlik ne demek bilir misiniz? Kardeşlik aslında beden. İşte Peygamber Efendimiz bedeni örnek veriyor. Parmağıma diken batıyor. Acısını kafamda hissediyorum. Yani parmak beni ilgilendirmez diyemiyorum. Öyleyse herhangi bir ülkede bir Müslüman kardeşimin canı yandığında eğer benim yüreğim sızlamıyorsa İşte İslam kardeşliğini nerede... O imanı da sorgulamak lazım. Nasıl konuşacağız? Bir yerde İslam toplumunda işte geçen aylarda Pakistan'daydı sel felaketi. Eğer orada o sel felaketi olduğunda
bu sel felaketi benim evimin içerisinden akmıştır diye boynum önüme eğilip ne yapabilirim diye düşünemiyorsam, bu İslam kardeşliği nasıl bedene benzeteceğiz? Onun için de hadis-i şerifi ben sürekli tekrar etmek istiyorum. Siz kendiniz için istemediğinizi, kardeşiniz için istemediğiniz müddetçe gerçekten iman etmiş olmazsınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada şöyle bir şey yapalım. Özetleyerek bitirelim. Özetleyelim. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifiyle özetleyelim. İyyakum ve zan diyor Peygamber Efendimiz. Zandan sakının. Niçin? Zan nedir? Aslında biz zanı Türkçe'de kullanıyoruz. Zan nedir? Ben zannedersem bu böyle. Zannedersem ne demek? Bu böyle olabilir, evet, böyle olmayabilir. İhtimali bir bilgi. Doğru ve yanlış olma ihtimali olan bir bilgi. Peygamber Efendimiz diyor ki, ihtimal ile kardeşlerinizin hakkında hüküm vermeyin. Harika. İyyakum ve zan. İhtimalden. Müslüman kardeşinle alakalı bir şey söylendi. Bu doğru olma ihtimali var ama yanlış olma ihtimali de mi var? O zaman sakın ha bunu sosyal medyada paylaşma. Niçin? Hocam bugün ifşa grupları var. Bırakın onlar bugün özel gruplar açmışlar. Niçin? Peygamber Efendimiz diyor ki, fe inne zanne ekzebul hadis. Çünkü zan yalanın ta kendisidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zanla hareket etmek, zanla hüküm vermek günahın, yalanın ta kendisidir. Onun için kardeşliğinizi korumak istiyorsanız birbirinizin hakkında zan ile ihtimal. Ya ben böyle bir şey paylaştım, ya bana geldi ben de böyle paylaştım deme. Bir şeyin hakikatine bak. Bunun toplumdaki faydasına ve yararına bak. Aksi takdirde İslam kardeşliğini kaybedeceksin. Ve İslam kardeşliğini kaybettiğinde Allah'ın yardımından mahrum olacaksın. Onun için de tedbir al, yürüyüşünü belirle. İslam kardeşliğinde bir araya gel. Müslüman kardeşlerini yardım ettiğin, onların sıkıntılarını giderdiğin, onları yürekten, gönülden sevdiğin müddetçe Allah'ın yardımı seninle beraber olacaktır. Bunu bil ve böyle hareket et diyelim. Kardeşlerimize selam edelim. Birkaç başlığı o zaman tekrarlayarak bitirelim. Efendimizin dilinden kardeşlik birbirine Müslümanların zulmetmeyeceği yönünde. Müslümanın Müslümana hiyanet etmemesi gerektiğini, Müslüman Müslümanın gıybetini yapmaması gerektiğini, Müslümanın satışı üzerine başka bir satışın olmaması gerektiğini. Ben aslında bunu çok konuşmak isterdim ama vaktimiz yok. Bir dahakine olsun mu lütfen? Şuradan devam edelim. Bırakalım isterseniz. Çünkü çok başlık var ama özellikle bugün Müslümanın bitmiş pazarlığına girip onu bozan insanlar var. Hocam çok kötü bu. Bir cümle söyleseniz bununla alakalı. İslam kardeşliği. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Mümin kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil iman etmiş olmaz. Evet. O davranış bitmiş pazarlık üzerine pazarlık yapıldığı zaman yaşanılan hadise benim başıma gelse hoşuma gider mi gitmez mi? Benim hoşuma gitmeyeni kardeşim için hoşlanmamam gerektiğini İslam kardeşliği çerçevesinde ve bu hadis-i şerif çerçevesinde anlamamız lazım. Ben birçok başlık almıştım ama onları zaman içerisinde söyleyelim. Hakikaten kardeşlerimizin de İslam kardeşliği hukukunu bir okumalarını da özellikle buradan rica edelim değil mi hocam? Biz böyle bırakalım. Çünkü gerçekten konu başlıklarımız çok var. Tekrarı olsun. Tekrarında inşallah konuşmaya gayret gösterelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşuncaya değin. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler efendim. Ozan Örme Tekstil, İlahi Muhabbeti sundu.